Herkese merhaba. Öncelikle konuşmama başlamadan önce futbolla alakalı. Bugün Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden 5 vatandaşımıza, şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler için zor geçen bir sezonun ardından yarın finale taşıdık. Hem fiziksel hem de mental olarak bu sezon gerçekten bizler için yorucu, yıpratıcı geçti. Umarım yarın güzel bir finalle birlikte kupaya uzanan taraf biz oluruz. Dediğimiz gibi sezona iki kupa hedefiyle başlamıştık. Bizim için lig maalesef hüsranla bitti. Bunu yaşamak tabii ki istemezdik. Son ana kadar mücadelemizi verdik. Sağ içinde ve sağ dışında maalesef başaramadık. Tabii ki bu bizde inanılmaz derecede bir üzüntü yarattı. Yarınki kupa finalinin önemi sezon başından beri aynı seviyede bizim için. Tabii ki kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe bulunduğu her ortamda kazanmak için oynar. Finallere alışık olan bir camiayız zaten. İnşallah dediğim gibi kazanıp bir nebze de olsa kendimizi taraftarımız nezdinde affettirmek istiyoruz. Tabii giriş konuşmamda yaptığım gibi bu sezon bizim için çok yıpratıcı oldu. Sevinçlerin, hüzünlerin hem saha içi hem saha dışı etkenlerin üst üste geldiği yoğun yıpratıcı bir sezon oldu. Bunun ardından ligde sıralamada Avrupa için istediğimiz yerde değiliz. Özellikle Avrupa'ya gitme adına ve hem kulüp tarihinde önemli bir yer olacak bu ikinci kupa için hem de biz futbolcuların kariyer için son derece kritik, son derece büyük bir öneme sahip bir maç olacak yarın. Bunun bilincinde ve motivesindeyiz. Hem de takım kalitesi olarak oyuncu profillerine baktığında buraları oynamaya alışkın. Daha önce kupayı almış oyuncularla mevcut takımımız, hocamız bu konuda çok tecrübeli ki keza. Diğer taraftan takım arkadaşlarım da öyle. Bizim için ekstra motivasyon olacaktır. Kupayı almanın yanı sıra Avrupa'da olmak ki bu sezon yaptıklarımız. İnşallah yarın kupayı alırsak önümüzdeki sezon için de hem kulübümüzün hem biz oyuncuların bireysel performansları adına, bireysel hedefleri adına son derece kritik Avrupa'da oynamak. Bu sene yaptığımız katkıyı ülke puanına inşallah önümüzdeki sezonlarda da yapmak istiyoruz. Bu hem bireysel olarak biz oyuncuların hem de kulübümüzün misyonu. Bizim için de önemi büyük olan bir maç. Dediğim gibi kendimizi affettirmemiz gereken bir durumdayız. Ama herkesin çok iyi motive olduğunu söyleyebilirim. Kupa kazanmak istiyoruz yarın. Bizden ziyade camiamızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde de hafta boyunca bunu konuştuk. Lig bizim için maalesef kötü bitti ve orada kaldı. Bunun sonuçlarını sezon sonunda zaten yönetimimiz, hocalarımız oturup kararlarını verirler. Ama bizim camiaya olan bir borcumuz diyeyim, en azından bir mutluluk borcumuz var. Bunu da yarın futbolcular olarak başarmak istiyoruz. Bu konuda adapte olduk diyebilirim maç. İki maçta da mağlup olduk evet ama oyun olarak Fenerbahçe'nin gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Son döneme girerken de performansımızı yükselttik. Hem genç arkadaşlarımızın da süre bulması hem bizlerin zaman zaman değişerek rotasyonda dinlenmesiyle son dönemece güçlü girdik. Bugüne de güçlü ve moralli geldik. Hocaya benden daha iyi biliyorsunuz herhalde yıllarca siz de. Her zaman onun için bize söylediği kazanmak üzerine. Bu oyunun en güzel tarafı hayatta her zaman kazanma üzerine. O hırsı, o isteği bize aşılıyor her zaman. Bizler de futbolcular olarak ona karşılık vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman problemler oldu tabii ki. Motivasyon anlamında bizlerde düşüşler oldu ama buraları geçmişinde çok iyi oynamış, finalleri, bu zor zamanları yüksek seviyedeki maçları oynamış biri olarak bize hem sağ içi hem sağ dışı ciddi desteği var. Umarım yarın biz de onun yüzünü kara çıkarmayız. Ona yakışan, onun öğrencilerine yakışan bir final yaparız. Onun kadar biz de istememiz lazım. Çünkü biliyorsunuz az çok ortada bir kazanılacak maç varsa Emre Belezoğlu her zaman bunu en büyük isteyen tarafı olur. Biz de futbolcular olarak yarın inşallah daha çok isteyen, daha çok arzu eden taraf oluruz.